bu çocuk, bu adam nasıl oldu da bu 26 suçlu elini kolunu sallaya sallaya ortalıkta dolaştı? Yani bu kadar suç makinesi yetişmiş olan bu çocuk nasıl toplumun içerisinde varlığını sürdürdü? Birinci konu bu. İkincisi, üzerinde konuşmadığımız ve tartışmadığımız mesele, bu hangi gerekçeyle emniyete veya oradaki karakola getirildi ve oradan nasıl çıktı veya kaçtı veya kaçırıldı? Bakın, bunu tartışmıyoruz. İddiaya göre bir motosiklet hırsızlığından karakola geliyor ve bir suç makinesi karakoldan nasıl olur da kaçabiliyor? İddialar, konuşulanları söylüyorum. Karakolun bahçesinde ben yemek yiyeceğim diyerek çıkmış. Eğer bu bilgiler yanlışsa İçişleri Bakanlığı yalanlasın ve bize doğru bilgiyi versin. Sonra da oradaki duvarın üzerinden atlayıp gitmiş. Bu akıl alır gibi değil. Bakın, böyle bir şey orada devlet mekanizmasının ciddi manada zafiyetini gösterir. Siz devlet olarak gücünüzü burada göstereceksiniz. Sistematiğinizi burada kuracaksınız. Yoksa Atatürk Havalimanı'na bilmem kaç bin tane arabayı, çakarlarını çakarak oraya taşıyıp gösteri yapmak değildir devlet olmak. Devlet olmak önce suçu önlemek, sonra suçluyu yakalamak, cezasını vermek ve millete bir güvence vermektir. Devlet güvencedir. Yoksa arabalarınızla, çakarlarınızla, orada bilmem kaç bin tane arabayla yıktığınız, mahvettiğiniz Atatürk Havalimanı'nda şov yapmakla devlet olunmaz. Bir başka konu daha. Yani bu nasıl oldu da bu kadar profesyonel bir katil, bir cani haline geldi? Ve oradan kaçtıktan sonra arkasından koşan polis memurlarının üzerindeki silahı alıp vurabilecek kadar nasıl profesyonel bir katil haline geldi? Bu korkunç bir şey. Burada maalesef, bunu da sorgulamak zorundayım. Beni hepiniz biliyorsunuz. Eleştirilerimi de net yapan bir insanım. Lafı eğip bükmeyi de sevmem. Acaba diyorum, polislerimiz eğitim konusunda yetersiz mi? Yani iki tane polis memuru bir suçlunun arkasından koşarken nasıl olur da bu suçlu 19 yaşında bir katil geri döner, alır ve o silahla o polis kardeşimizi, vatan evladını katledebilir? Bunların hepsinin teker teker sorgulanması lazım. Yani arabaları gösteriyorsunuz, kabul, şov yapıyorsunuz, anlıyoruz dediniz ama mesele sistematiğinizi kurmak. Öte yandan az önce Murat Bey de anlattı. Bakın, sosyal medyada iktidara dönük en küçük bir eleştiri yaptığınızda akşam polis kapınıza dayanıyor. Sabahleyin alıp sizi götürüyor. Bilmem kaç yüz tane insan şu anda siyasilere, iktidara, bu ceberrut yapıya eleştiri yönelttiği için hapishanede, cezaevinde. Peki kardeşim, sen devlet olarak beline silahını takmış, mafyöz hareketlerle sabahtan akşama propaganda yapan, silahlarla gösteri yapan adamın sosyal medyasını takip etmez misin? Ve burada bir özenti hayatı, başkalarına bir propaganda malzemesi olarak kullanan bu çeteye, bu yapıya müdahale etmez misin devlet olarak? Tabii ki etmen gerekiyor. Tabiatıyla tüm bunları arka arkaya koyduğumuzda birçok zaafın beraberinde geldiğini görüyoruz. En son bu fotoğrafa, bu görüntüye de bir yorum yapmak istiyorum izninizle. Bu olmaz, bu kabul edilmez. Yani bir devlet önce suçu önler, sonra suçluyu yakalar ve o suçluya hukukun gerektiği şekliyle ceza verir. Devlet duygusal olmaz. Devlet hisleriyle davranmaz. Devlet intikam almaz. Devlet şov yapmaz. Bu manzara, bana göre bu çok daha fazlasını hak eden bir melundur, bir katildir. Ama devlet kinle, intikam duygusuyla veyahut da toplumu bir anlamda rahatlatmak için şov olarak böyle bir şey yapmaz. Devlete bu görüntü yakışmaz. Umuyorum en ağır cezayı alır ama bu bahsettiğim rakamlar üzerinde de devletin ciddi olarak durması gerekir diye düşünüyorum.